Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uluslararası Kuantum Yaşam Koçu Betül Karatoprak. Tabii ki hayatıma mucizevi bir şekilde dokunan, aynı zamanda Süper 7 TV'nin sahibi ve Süper 7 TV Akademi'nin sahibi Zuhal Atasoy Dalman hocama gerçekten çok şey borçluyum. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zuhal hocam o kadar güzel dokundu ki hayatıma. Beni böyle itekli arkadaşlar ekranların ekranda görünür olmam için elinden geleni yaptı. İlk yayınımı hiç unutmuyorum. Çok şey borçluyum. Bir zamanlar bilinçaltımdaki belki de kod kalıplarımdan dolayı görünür olmaktan korkuyordum. Zuhal hocam öyle güzel dokundu ki o sihirli dokunuşlarıyla içimdeki o kandili çok güzel yaktı. Ve ışık olarak etrafa saçılmama vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Varlığına sonsuz şükran. Aynı zamanda bize bu kadar güzel imkanlar sunduğu için ve her akşam bizleri böyle milyonlarca güzel donanımlı hocaları milyonlarca insanlarla buluşturduğu için kendisine sonsuz şükran. Çok güzel bir dokunuş, çok güzel bir gerçekten birlik bilinciyle hareket etme. Herkesi bir tutarak, herkesle hemhal olarak, herkesin seviyesine inerek muazzam bir kalbe sahip, pırlanta kalpli Can Hocam, yolumuz ışık olsun. Evet arkadaşlar, biraz sohbet edebiliriz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Toparlanana kadar. Biz akışta sohbet edebiliriz. Merak ettikleriniz varsa alabilirim sorularınızı. Merhaba hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş Şükürler bulduk. olsun. Mucize ötesi. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Sağ olun. Biz birlikte çok daha iyiyiz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Biz Aynen. birlikte çok iyiyiz. Gerçekten Aynen. aile gibiyiz. Hatta Aynen. aile olduk yani. Artık Evet, neredeyse çoğu zaman ekranlarda olduğumuz için çok şükür. günün büyük bir kısmını böyle güzel insanlarla büyük bir sinerjiyle muazzam bir kitle haline geldik elhamdülillah. Evet. Evet, kaç gündür? Evet. Evet arkadaşlar, gününüz güzel geçti mi? Neler yaptınız? Yeni gelen bütün arkadaşlarım hoş geldiniz ama biz bu kadar değildik. Hala 20'deyiz. Biraz daha gelmelerini aslında bekliyorum ama arkadaşlar toparlanana kadar akışta sohbet edebiliriz arkadaşlar. Merak ettiğiniz konular varsa, sorularınız varsa alabilirim. Nurhan Hanım bu arada atıştırıyor. Akşam yemeği yemedi mi? Yoğun bir iş temposu mu acaba, merak ettim. Şey ders vardı da He. anca bitti. Onun Tamam. için yani zaten Tamam. geç girdim sandım ama geç girmemişim, Latife olsun diye takıldım sadece. yetiştim. Nasılsınız, iyi Şifa misiniz? olsun Çok teşekkür diyebilirsiniz. ederim. Evet, arkadaşlar toparlanıyor yavaş yavaş. Hayırlı akşamlar hocam. Ah, Seher Hanım hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. Elhamdülillah, siz sormalı. Teşekkür ederim. Mucize ötesiyiz. Bundan daha güzel nasıl olur? Sizlerle çok daha güzeliz. Gerçekten ekranlar bizi kendimize getiriyor. Gün içinde her ne yaşarsak yaşayalım, ne yaparsak yapalım. Bir bakıyorum ki bu alana geldiğimde her şey arka planda kalıyor. Her şey bitiyor.
Burada başka bir ben varım. O kadar duygu yükleniyor ki insana. Öyle güzel oluyor ki gerçekten o sinerjiyi yaşamak, sizlerle olmak muazzam güzel. Sizden de Evet olmak daha arkadaşlar, güzel hocam. bugün yani bugün sizlerle çok güzel bir meditasyon yapacağız. Meditasyonumuz harika bir meditasyon olacak. Şifa niyetine yapacağız arkadaşlar. Esmalarla mutluluk getiren bilinçaltı dönüşüm meditasyonunu yapacağız sizlerle. Düzenleyeceğim arkadaşlar. Herkes yanına içebileceği kadar su alsın. Fazlası da olabilir. Suyunuzun ağzı açık olsun. Suyunuzu doldururken niyet edin ki niyet ediyorum Yüce Rabbimin izniyle. Niyet ediyorum ki bu suyu kodlamaya, şifa nur enerjisinin bu suya akmasına ve bunu içtiğim zaman bütün hücrelerimin yenilenmesine, frekansımın yükselmesine diye niyet ederek şifa suyunuzu alın da gelin arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önden size bilgi vermek istiyorum bilinçaltı ile ilgili. Öncelikle tabii ki besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ne dedik yine? Rabbim ey Rabbim göğsümü aç ve genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni. Amin. Arkadaşlar biraz da bilinçle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bilinç nedir? Bilinçaltı nedir? Birçoğunuz biliyorsunuz. Ben yine de bir akılda kalıcı olarak birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bilinçaltı programlama yöntemleri var. Öncelikle bilinç nedir? Bilinci anlatayım size. Bilinç arkadaşlar bizim bilinçli bir şekilde yaptığımız iş, oluş, olaylar, hareketler, cümleler bilinçli bir şekilde yani bizde kayıtlı olan bizim bildiğimiz yani bizim günlük hayatta bilinçli bir şekilde yaptığımız uyanıkken yaptığımız işlerdir. Peki bilinçaltı nedir arkadaşlar? Bilinçaltı ise bilinç dışında yani biz uyurken de bile çalışan ve bilinçaltı istemsizce yani bizim elimizde olmadan olan işler, olaylar, duygular, hisler. Yani bilinçaltından gelen arkadaşlar bilgiler bizde arasında var olup da ama bizim bile bilmediğimiz davranışlar diyebiliriz. Arkadaşlar bilinçaltı algı ve işlerine bir baktığımızda bilinçaltı ve algı ve işleri bunu programladığımız zaman nasıl programlayabiliriz? Bilinçaltı kimliğimize bunu yansıtmamız lazım. Kişi kendi bilinçaltındaki bir bilginin programlamasını şöyle yapmalı. Bir çocuktan kurulmaya başlar. Yani çocukluk döneminden kurulmaya başlar. Ve şimdiki yaşımıza kadar devam eder arkadaşlar. Ne zamana kadar? 0-6 yaş arası. Yani 0-6 yaşa kadar
O dönemde daha çok bu dönemde bilinçaltı etkilenir. Bütün alınan o bilgiler bilinçaltına kodlanır. Yani bir çocuğun beyninin, zihninin boş bir plak gibi olduğunu düşünürseniz 0-6 yaşa kadar hangi kod kalıpları aldıysa o kod kalıplarla arkadaşlar artık bir ömür o şekilde oluşur, onunla devam eder. Çünkü hiçbir yargı ve fitre yoktur o dönemde. Yani bizim bilinçaltımız da 5 yaşındaki çocuk gibidir, 3 yaşındaki çocuk gibidir. Mema eklerini bilmez. İşte bunu yapma dersin. Mesela şu işi yapma. Çocuk onu yap anlar. Ağlama dersin. Çocuk ağla anlar ve daha çok ağlar. İşte konuşma dersin. Çocuk daha çok konuşur. Fark edersin ki hiçbir etki olmamıştır. Sen konuşma diyorsun, o konuşuyor, devam ediyor. Ve bir noktadan sonra sınırlarını zorluyor. Anlaman gerekir ki bilinçaltı çocukların ve hepimizin bilinçaltı M eklerini almaz. Oraya atar arkadaşlar. Ve baktığımız zaman her şey tamamen bilinçaltına 0-6 yaş arası inmiş olur. Yani bir çocuğun kaliteli bir şekilde daha düzeyde, daha iyi bir düzeyde zekasının ve hayatının ilerlemesini isterseniz arkadaşlar 0-6 yaşına kadar öyle çocukların yanında ve çocukluk döneminde çok dikkatli cümleler kullanıp negatif konuşmamak ve hakaret edeceği cümleler kullanmamak gerekir. Çünkü çocukların bilinçaltı çabuk etkileniyor. Onların yargıdan işlemiyorlar, yargısız işliyorlar arkadaşlar. Bilinçaltının iki en önemli duygular ve semboller olduğunu bilelim. Bilinçaltı için duygular ve semboller. Bu çok önemli. Bilinçaltı kodları duygular üzerinden arşiya yansıma yapar kıymetli arkadaşlar. Kuantuma göre duygular ve düşünceler enerji taşır. Yine baktığımız zaman bir insanın bilinçaltı yani davranışlarımızın %90'ı otomatik olarak gerçekleşir. Ve bunlar bilinçaltı tarafından tetiklenir. Kalan %10'luk kısmı ise bilinçli olarak yaparız. Yani burada ne demek istiyorum? Yani kişi akşama kadar birçok beyninde cümleler oluşturur, birçok cümleler beyninde kurar. Bilinçaltı %95 çalışırken, %90 ile 95 çalışırken bilinçli halimiz sadece %5 çalışır. Yani biz bilinçli halimizde %5 hareket ederiz, davranırız. %90'lık kısmı aslında kendiliğinden çalışır. Çünkü orası uyumuyor. Yani biz uyusak da arkadaşlar bizim bilinçaltımız hiçbir şekilde uyumaz. Bir de şuna vurgulamak istiyorum şu cümleyi. Son zamanlarda bilinçaltı temizliği diye cümleler kurulur. Ben bu cümleye çok karşıyım. Çünkü bizim bilinçaltımız arkadaşlar kirli bir mekan değildir. Lütfen bunu böyle algılamayalım. O kadar muazzam bir sistemle çalışır ki, evet, negatif kod ve kalıplardan etkilenir ama kirlenmez. O kendisini koruyabilmek adına bir şeyleri bazen ne yapar? Kısıtlar. Bazen o bilgileri aktarmak istemez. Sadece bilinçaltı kendisini korumak adına biraz blokaj koyabilir oralara. Hani bazı bilgileri hatırlamıyor olabilir kişi travmalarından dolayı. Bunu neden yaşar? Bilinçaltı aslında beynimizi korumak istediği için arkadaşlar düşüncelerimize neyi yansıtır? Yani şunu anlamamız gerekir ki bilinçaltımız bizi koruyor. Kirlenmiyor. Evet, fazla bilgiyle doldurulduğu zaman biraz kapatabiliyor ama kirlenmez. Sadece fazlaca yüklenmiş oluruz oraya. Bilinçaltımızdan günde arkadaşlar 50 bin ve 60 bin arası düşünce geçer. Düşünün yani 50 bin ve 60 bin. Bunlardan herhangilerinden birisi o birisine takılıyorsak arkadaşlar orada bir kod vardır demektir. Bu 50 bin ve 60 bin arasında olan
Düşüncelerin hangisine takıldıysak orayı iyi algılayalım ki orada arkadaşlar ne vardır? Bir kod vardır. Kod nedir? Yani bir blokaj oluşturulmuştur. Bunları tespit edebiliriz ve ikinci aşamada ise bunları dönüştürebiliriz. Ancak asla silmek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ben senin bilinçaltına girerim. Ben senin işte bütün negatiflerini silerim, yok ederim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bilinçaltındaki bilgiler silinmez. Sadece programlayabilirsiniz. Dönüştürebilirsiniz. Bir negatif varsa pozitifle dönüştürebilirsiniz o duyguyu. Ama silemeyiz, tamam mı? Ve yine arkadaşlar buradan baktığımızda bilinçaltında binlerce yansıyan duygu ve düşünceler, ego ve süper ego kılıfları vardır arkadaşlar. Bu kılıflara bürünür. Yani bunları fark edemeyebiliriz biz. Peki ne yapacağız? Bilinçaltı ekleri bilmediği için burada algılayamıyor ya, 5 yaşında, 3 yaşında bir çocukla konuştuğun gibi bilinçaltında konuşuyorsun. Mesela ne dedim geçen kayıtta da? Programda dedim ki ben işe yaramazın tekiyim. Oradan hemen senin bilinçaltında bir yargı ya da bir ne diyelim onay veren bir merci vardır. Evet sen öylesin diyor. Her şeye bir evet diyen, onaylayan orada birinin olduğunu bilin. İşte ben çok başarılıyım. Evet. Ben çirkinim. Ona da evet. Ben çok güzelim. Evet. E sen çirkin misin, güzel misin? Bazen öyle diyorsun, bazen öyle. Hepsine evet. Çirkinim diyorsan çirkini kabul ediyor. Evet, bir burada geçen. Benimle alakalı olmayan Serap Hanım'ın sorusunu cevaplayacağım. Geçmişte veya yakın zamanda olan olayların neden o olayları düşünülmesi. Çünkü orada takılıyorsun ya, şimdi onu anlatıyorum Serap Hanım. Takıldığın noktada demek ki bir kod var. O kod negatif bir kod olabilir ve oraya dikkat etmen lazım. Onu dönüştürmen lazım. Eğer sen bilinçaltında bir döngü yaşıyorsan sürekli milyonlarca cümlenin ve düşüncenin içinde bir yere takıldıysan orada bir kod kalıp vardır. Orada bir travma vardır. Orada bir negatif vardır. Onu dönüştürmen gerekir. Aslında o neden sürekli seni oraya takıyor? Dönüştürmen için. Bilinçaltımız bizi korumak için çalışır. Mesaj işte Serap Hanım'ın örneği muazzam güzel oldu arkadaşlar. Ne yapıyor? Sürekli diyor beynimin içinde bir şey var. Hep oraya o geçmişte ya da yakın zamanda olan olaylardan neden çıkamıyorum? O düşüncelerde neden kalıyorum? Çünkü bilinçaltı diyor ki buraya çalış. Bir mesaj. Arkadaşlar bizim vücudumuz tamamıyla bize hizmet ediyor ve tamamıyla bize mesaj veriyor. Yani şöyle diyeyim. Eğer benim sırtım ağrıyorsa oradan bir mesaj var. Eğer benim dişim ağrıyorsa böbreğimde bir çürüklük var. Eğer benim omuzlarım ağrıyorsa aldığım yükler var. Eğer midem ağrıyorsa hazmedemediklerim var. Eğer yutkunmakta zorluk çekiyorsam ya da bir cümle kurduğumda duygusallaşıyorsam boğaz çakramı iyi çalıştırmamışımdır. Kendimi iyi ifade edememişimdir. Söyleyemediklerim var. Oraya şöyle bakmam lazım. Beni nerede susturdular? Nerede durdurdular? Ben nerede kendimi ifade edemedim? Ve onu düşündüğün zaman ya da bana bir haksızlık yapılırken nerede sustum? Nerede kabul edemedim ama nerede sustum? Hakkımı arayamadım. Çocuklukta olabilir bu. Ergenlikte olabilir. İşte genç vakitlerde olabilir, orta vakitlerde olabilir ya da şimdiki vakitlerde olabilir. Bakacaksın ama ilk nerede başladı? Ya da kendimi bir değersiz hissediyorum ya. Neden bu kadar değersizlik hissi var ki bende? Halbuki herkes beni sevdiğini söylüyor. Ama benim içimden gelen, hani bilinçaltından gelen o duygu sanki değersizmişim gibi, sanki herkes bana değer vermiyormuş gibi geliyor.
Peki ilk değersizliği nerede yaşadın? Bak bakalım. İlk seni kim değersizleştirdi? Oraya baktığın zaman bilinçaltında bütün kodlar oradadır. Silinmez o bilgiler arkadaşlar. Kesinlikle silinmez. Hepsi oradadır. Gözlerini kapat, derin nefes al ve kendini yoğunlaştır o duyguya. Ben ve sorularla git. Ben kendimi ilk nerede değersiz hissettim? Evet, Esma Hanım gün içinde sinirlilik hali geliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar öfkenin altındaki duygu çaresizlik duygusu. Esma Hanım bak bakalım. İlk nerede çaresiz bırakıldın? İlk. Kendini nerede çaresiz hissettin? Yani kişi bir şeyleri kontrol edemediği zaman, bir şeyler onun kontrolünden çıktığı zaman kişi çaresiz kalır. Çaresiz kaldığı zaman öfke sinirlilik hali gelir. Bu birinci sebep. İkinci sebep, biz yine mizaç ilmine göre baktığımızda Esma Hanım'ın mizacı her neyse hava mı, su mu, ateş mi, toprak mı, bilinçaltıyla mizaç ilmi birbiriyle çok alakalıdır arkadaşlar. İki ilim birbirini çok destekler, yakından, çok yakından ilgi alakaları vardır. Çünkü orada duygu da oluşuyor. Sen acaba safra ve mizaç mısın, ateş misin? Asit mi yükseliyor, öfke geliyor? Hava mizacısın, analizini yapmıştık. Hava isen sıcak mizaç olduğun için arkadaşlar bu arada benim konuştuğum bütün cümlelerin sonu bir bakıyorum ki mizaç ilmine çıkmış. Bu halimi çok seviyorum çünkü mizaç artık benim gerçekten de kimliğim olmuş ya. Yani cipime kayıtlı sanki. Öyle bir şey oldu. Çünkü bakıyorum bütün ilimlerin bir noktadan sonra ucu yine mizaca geliyor. Subhanallah diyorum. Geçenlerde sarkaç eğitimi verdim. Orada yine işte duygu yükleyeceğiz sarkaçla. İşte yine dört element geldi önüme. PDF'lerimizde de var. Dört element de evet mizaç eğitimi olacak. Ramazan sonrası olacak arkadaşlar. Dört gözde bekleyenler var. Gelelim Esma Hanım'a. Esma Hanım mizacına baktık hava. Hava şöyle sıcak mizaçtır yani demevidir, demlenmekten gelir dedik. Sıcak mizaç komşusuna çabuk kayar. Nereye kayar? Safraviye yani ateşe kayar. Bir kayma yaşandıysa ya da safra altın yükseldiyse, çünkü dört element de var ya, hava, su, ateş ve toprak. Sen tamam havasın, sen havasın, şu kalın parmağım sensin, hava. Ama ateş de sende var, toprak da var, su da var. O zaman su ve toprak soğuk olduğu için muhtemelen sen hava iken biraz ateşe kaymaların oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu 40 terbiyelerini dört gözle bekleyen arkadaşlar var. 7 Şubat'ta Allah'ın izniyle biznillahü teala şifanıza vesile olmak için 7 Şubat'ta başlıyoruz. 40 gün beraberiz. Kendine güvenen hadri meydan diyorum. Hastalıkları bırakın. Sakinliği kaysın hocam. Evet, sakinliğini alırsa. Şimdi bir ateş elementi benim burada şu an Seher Hanım'ı bir gördüm. Bizimkilerden yani mizaççılara bizimkiler diyorum. Çünkü onlar benden birebir nasıl bir eğitim verdiğimi bilirler. Onlar şunu bilir. Arkadaşlar ne demiştik? Bir elementin yani bir diğer mizacın iyi yönlerini alırsanız bu size artı. Ama İyi ya da kötü yoktur. Oradaki kendisini törpülemesi gereken noktayı sinirlilik yani ateş elementi sinirlilik öfkeyle tanırız onu. Eğer oradan öfkeyi aldıysa o zaman kayma. Oraya kaydı. Diyelim ki bir toprak elementi nedir arkadaşlar? Çok vermeyi sevmez. Biraz böyle cimri demek istemiyorum da paylaşmayı sevmiyorlar. Onların da o noktada törpülenmesi gerekir. Allah-u Teala onlara o duyguyu neden verdi? Sen bu dünyadaki görevin şurayı halletmek. Sen seviye tespit sınavında vermeyi başarabilirsen şifalanırsın ve denge insan olursun. Yok veremez ve içine hep kapanırsan sen hep böyle
bir tık geriden hayatı takip edersin. İşte bir toprak elementi, hava elementi de çok verirdi. Havadaki o vermeyi alabiliyorsa toprak için güzel. Ama bir toprak elementi gidip de mesela hava gibi çok 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 fazla verirse bunu da istemiyoruz. Versin ama dengede. Ya da toprağa diyoruz ki soğuksun. Biz 40 terbiyesinden sonra onu ısıtmak için 40 gün uğraşırız. Isınmaları başladı, vücutta sıcaklık başladı. Tamam, biraz onun safrasını yükselttik. Ama bu onda öfke yapıyorsa ya da artık öfkeyi almışsa, hiç biz daha başlamadan ona öfkeyi almışsa, soğuk mizaç öfkeyi aldıysa nedir? O zaman ciddi bir kayma değil ama onun negatifini aldı. Negatif derken törpülemesi gereken alanı aldı. Bu arada arkadaşlar, bir enerji açmıştım. Kimin neye ihtiyacı var ise Yüce Rabbimin izniyle ellerimizden atan şifa nur enerjisinin hepinize akıp gelmesine. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Doğu Anadolu'da çok güzel tandırlar var arkadaşlar. Tandırdan ekmekler çok güzel yapılır. Küçüklüğümde bizim de kapımız, yani evin önünde vardı. Ellerimizi ve ayaklarımızı tandıra sallardık böyle. Çocukluğumu hatırlarım. O tandırda çok güzel de çörekler yapılırdı. Ve çok güzel yemekler yapılırdı. Muazzamdı. Olmazsa olmazdı. Bu arada tandırı bilenler beni şimdi anlıyor. Hani ellerini ilk sobaya, tandıra, şömineyi çok bilmiyorum ama sobaya, tandıra böyle sallayan ellerini tutan, ayaklarını orada ısıtan insanlar bilir. İlk çıkarırsın ya elini böyle, oradan çekersin. İşte o sıcaklık şu an var. Muazzam güzel akıyor. Hepinize inşallah bu güzel saf enerji şifa olsun. Yüce Rabbimin izniyle, kuvvetiyle, kudretiyle. Ellerim çok güzel. Alev alev yanıyor. Bir enerjimiz çalışıyor. Evet. Esma Hanım'ın eşi ateş, ondan alıyor. Doğru. Bir hava elementi ateşle birlikte ise muhakkak evlendikten sonra arkadaşlar eşinin mizacına kaymalar çok oluyor. Ya baskınlık oluyor ya kaymalar. Evet, şimdi size bir örnek vereyim. Şimdi bilinçaltı ile ilgili. Bilinçli kısımda arkadaşlar bir şey oluyor. Olumlu olan ya da olumsuz diye alırken hani orada ayrılıyor ya. Bilinç altında olan her şey olumludur. Yani ne dedim? Ben çirkinim. Onu aldı, kabul etti. Yani demedi ki bu negatiftir, ben bunu almayayım. Ben dedim ki ben şişmanım. Ben çok kiloluyum. Ben çok hantalım. Ben beceriksizim. Bilinçaltı hepsine evet evet dedi. Evet. O zaman negatifi konuşmayacağız. Yine ne diyoruz? Dünkü hadis-i şerifi hatırlayalım. Dünkü programda olanlar bilirler. Ya hayır söyle ya sus. İşte bu kadar. Eğer biz hayır söylersek, çünkü Peygamber Efendimiz bu bilgileri zaten biliyordu. 1400 yıl önce zaten bu bilgiler verildi. İlk Adem Peygamber Efendimiz'e baktığımızda ona zaten yüklenmişti. Günümüze baktığımızda oradan buraya ve Peygamber Efendimizin birçok bize hadislerle aktardığı şeyler arkadaşlar. Yine mizaçlarla ilgili çok güzel bir cümle söyleyeyim size. O da çok güzel bir hadis-i şerif. Ümmetim diyor, tek çeşit yerse şifalı, şifada kalır, sağlıklı olur. Yani benim ümmetim tek çeşit beslenirse sağlıklıdır, sıhhatlidir diyor. Bu ne demektir? Bakın, dört element olduğunu biliyor Peygamber Efendimiz ve diyor ki dört çeşit yemeyin. Sofrada kaç çeşit varsa siz bir çeşitle karnınızı doyurun. Çünkü dördünü bile aldığınızda ne yapıyor? Bilinçaltınız, bedeniniz size şu cevabı veriyor. Şimdi ben bu vücudu havaya göre mi besleyeceğim? Çünkü havanın mizacına göre yemiş. Toprağa göre mi besleyeceğim? Soğuk da yemiş. Ben ateşe göre mi besleyeceğim bu vücudu? Çünkü orada asiti tetikleyecek yiyecekler var. Ben suya göre mi besleyeceğim? Orada da nem yapacak yiyecekler var. Ve bilinçaltının da orada kafası karışabiliyor. Nasıl besleyeceğini bilmiyor. İşte orada beslenmeden dolayı çatışma başlıyor. Vücudun içinde beyin algılayamıyor. Dört çeşide göre seni beslemeye çalışırken sende hastalık başlıyor.
O sebeple beslenme bizim için çok kıymetli. Kişi mizacını bilip beslenmesini ona göre yaparsa hastalıkları da ortadan kaldırmış olur ki bu gerçekten de alternatif tıp dediğimiz ve bu kadim bilgileri yıllarca İbn Sina kullanmıştır, Osmanlı kullanmıştır. Evet, Havva'nın bilinçaltınıza yüklemişsiniz. Mizacımın çabuk hasta olan bir mizaç olduğunu öğrendim. İnanır mısınız? Bilmem. Ertesi gün hasta oldum. Niye? Bilinçaltı negatifi bilmiyor. Yani olumluyu değil, olumsuzu da kabul ediyor. Evet, Havva Hanım yüklemiş. Harika. Hemen de bugün fark etti. Güzel. O zaman ben sağlıklıyım. Tüm ustezinize vurun arkadaşlar. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Evet. Ya Şafi ente Şafi, ben sağlıklıyım. Vuruşlar yapın. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Her bir yerinize vurun. Aklınıza nereye gelirse en çok timusla şu iki bölgeye vurursanız burası iki önemli nokta. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Hastalığın adını bile almayın. Ona ben semptom diyorum. Hastalık değil. O semptomda misafirdir. Eğer ben onu çok 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 iyi ağırlarsam hemen geçip gider. Ama ağırlamazsan biraz uzun kalabilir. Nereden geldiğine bakacağız. Ne demiştik? Terki dünya, terki terk. Yani her şey olduğu gibi alıp kabul edeceğiz. Evet. Aynen. İyiyim kötüyümü ayırt edemiyor Serap Hanımcığım. Ne verirsen onu alıyor. Bizim mizaç ilminde şöyle bir cümle var. Seher Hanım hatırlasın. Burada da bir taraftan o dersin tekrarı olur. Sizlere de şifa olsun. Ne diyorduk? Dışarıdan ne alırsan içeriye onu geri verir vücut dışarıya. Mesela ilim aldın, ilim verir. Dedikodu aldın, hastalıkla birlikte negatifle sana geri çıkar. Yine acıyla beslendin, asit yapar, öfke yapar. Yine yumuşak şeylerle beslendin, mizacın yumuşar. Dengede beslendiysen, yani ne veriyorsan vücuda ister duygu ister yiyecek. Ve haramla beslediysen ne yapıyor? Mide kabule geçmiyor zaten. Ama helalle beslediysen çok güzel hazmediyor. Ve yine kabullenmediğin duygulara bak. Hangi duyguyu yuttun diyoruz. Mide rahatsızlığı olan kişiler. Duygulara da bakın. Mide kabul etmiyor. Mülhime noktasıdır. Evet. Dedik ki bilinçaltı kökleri ve inançları tespit etmeden dönüşüm çalışmaları yaparsak biz ne kadar bir inancı değiştirmeye çalışırsak da bilinçaltı kendi kök inancına göre hareket eder. Yani sizin bilinciniz değişmeden, yani bilinçaltındaki o düşünceleriniz değişmeden ben size bütün PDF'lerin çalışmasını yapayım. Sizin tek bir düşünceniz var. Kendi kod kalıplarınıza inanmışsınız. Hiçbir şey değiştiremem. Siz önce onu fark edeceksiniz. Değişime dönüşmeye niyet edeceksiniz arkadaşlar. Akabinde yaptığınız çalışmalar derhal işe yarar. Evet, şimdi bu süre alışkanlık kazanma ve alışkanlık haline gelme sürecidir. Bunun adı 21 günlük terapidir. 21 günlük seanstır arkadaşlar. Ama asla 21 gün yeterli değildir. 21 günde beyindeki hücreler bölünmeye gider ve ağ kurulur. 21 günde sadece beyindeki hücreler bölünmeye gider, ağ kurulur. Peki ne yapar arkadaşlar? Yani sadece küçük bir yol açılır. Hani bir tünel düşünün, ufak bir yol açılmıştır. Ya da su sızdırıyor, topraktan ufak bir yol açılır. O toprağın içinden o sızdırmadaki tüneller, küçük tüneller gibi yol açılır ya, o suyun sızdırma halini. Ama böyle harıl harıl akan bir su değildir oraya doğru. 21 gün beyindeki hücreler bölünmeye gider ve ağ kurulur. Sadece yol açılır. Ana yola dönmesi için daha uzun 3-5 ay çalışmak gerekir. Ben burada kırkları tavsiye ederim. Bir kırk yaparsınız, 40 döngüdür. İkinci kırk devam edersiniz bilinçaltı çalışmalarına. Üçüncü kırk da zaten dönüşmüş olur. Üçüncü kırkın yarılarında dönüşmüş olur. Bu da 3 ya da 5, 3 aya tekamül ediyor. 3 ay yeterlidir. Yani kişi neye inanırsa bu dönüşümünü o kırklarda sürekli ve beyin istikrarı sever, bilinçaltı istikrarı sever.
Ben her gün kalkayım, önce inanmadan söyleyeyim. Ben çok zenginim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben çok zenginim, ben çok güzelim. Ben çok güzelim, aynada baktım. Fıstık gibiyim, maşallah dedim. Böyle yanaklarımı sıktım. Kendimi çok seviyorum, ben harikayım. Bugün çok daha güzelleşmişim. Her gün daha da güzelleşiyorum. Subhanallah. Ya hay ya nur, esmaları yükleyin arkadaşlar. Bakın aynada gözlerinizin içine. Her gün daha da güzelleştiğinizi fark edeceksiniz. Yüzünüzü yıkarken ya hay ya nur diye avucunuzu su doldurup yüzünüze vurduğunuzda ya hay ya nur. Hay hayat verir, diriliktir. Nur ise Rabbimizin şifa nurudur. O nur esmasının yüzünüze nur olarak yansımasıdır. Bir arkadaş var grupta, ismini hiç söylemeyeyim. Şu an burada mı bilmiyorum. Her mesaj attığımda yüzü nurlu hocam. Estağfurullah, nurlanmaya niyetliyiz. İnşallah nurlananlardan oluruz. Ama orada tabii benlik yok, sadece espri. Nur güzel bir şey, nurlanmak. Yani arkadaşlar, mimiklerinizin, yüzünüzün canlı kalmasını isterseniz bilinçaltınıza kodları gönderin. Çirkin diye kimse yoktur. Bakımsız kadınlarımız vardır. Ya da hayata küsmüştür, artık kendisini öyle görüyordur. Gidip aynada kendine kodlamalar yapar. Bir gün, 2 gün, 3 gün sonra bir bakar ki gerçekten artık ona dönüşmüştür. Neyi çok konuşursan ona dönüşürsün. Dün ne dedik? Regaip dedik. Regaip neydi? Rağbet görmekti, rağbet etmekti. Neye rağbet ediyorsun? Kolaylığa, neşeye, ihtişama biz rağbet ediyoruz. Rabbimizi kolay yoldan nasıl daha çabuk anlarız, onu daha kolay yoldan nasıl onun bütün sistemlerini çalıştığını nasıl öğreniriz, hayatımıza nasıl geçiririz? Bunun için neler mümkün diyoruz. O ilimler, Nedun ilmi diye bir ilim var, muazzam güzel. Bu okumakla olacak bir şey değil arkadaşlar. O Ledun ilminde ne sırlar vardır? Sadece Rabbi ile kul arasına hiç kimsenin giremediği, Allah'ın yüce yaradanın katından kişiye Rabbimin emriyle, Rabbimin istemesiyle ona yüklenilen bilgilerdir arkadaşlar. Yani kişi neye inanırsa, ben mesela ilme aşığım. İlmi aktarmayı da çok severim. Ama şimdi burada sizin bir hak edişiniz var. Ben burada size bu ilimleri aktarırken keyif alırım. Yalnız bu ilimlerle hiç alakası yok. Bana sorular sorulmuyor. Ben anlatırsam oradaki ilme ben haksızlık ederim. Hani hak edişi yoktur bende. Bakın, siz beklediğiniz için sizin bir hak edişiniz vardır. Ama nedir arkadaşlar? Hiç ilimle alakası olmayana ben gideyim, ilim yüklemek isteyeyim. Benim bildiklerim de benden alınır. O sebeple ilim aktardığımız zaman kime veriyorsunuz o ilmi? Hak edişi sizde var mı? Soruyu sordu mu? Size soruyla gelene cevapla gidin. Size soru gelmediyse hiçbir cümle kurmanıza gerek yok. Sizdekiler de bilmeden alınır. Bu da ilahi sistemin çalışma şeklidir. Bunu çözdükten sonra arkadaşlar, yani bu ilmi de öğrendikten sonra susuyorum ve hak edişi olana veriyorum. Hak edişi olmayana tek bir cümle dahi kurmam. Kurmam. Çünkü benim de bildiklerim benden ya alınırsa, hak edişi olmayana verirsem, sistem bana der ki bu ilimleri sana Rabbim hak ettiğin için verdi. Sen ne yaptın? Aldın, hor kullandın. Hor kullandığın için sen bunları, kıymetini bilmiyorsun. O zaman bir alalım. Kalırsın. Aklımdaydı ama gitti. Böyle bir kalırsın. Konuya çok hakimsindir. Hani ne diyoruz? Ben her eğitimlerime başladığımda, artık eğitim tadında ya burası. Ne diyorum? Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül uhdeten min lisani yefkahu kavli. Çünkü bende bir nefis var. Ola ki nefsani boyutta konuşursam, haddimi aşarsam, ilahi sistem bana bir tokatla gelir. Ben haddimi aştığım için bildiklerim unutturulur. Dilimin bağı çözülmez,
kendimi ifade edemem. Halbuki derim ki ben bunu çok iyi biliyordum. Ama konuşturtmadı Rabbim. Neden? Çünkü orada ya benliğe girdin ya da başka bir hal vardır. Hak edişi yoktur kişinin. Söyletmedi Rabbim sana. Anlatabildim mi? O sebeple arkadaşlar, sözünüzün tesirli olmasını istiyorsanız bu ayetle her yere başlayın. Orada haddi bilmektir, denge insanı olmaktır. Yani Rabbim ben bir kulum. Ancak sen konuşturursan konuşabilirim. Benim dilimin bağını sen çöz. Yine işimi ona bağladım. Yine teslimiyet orada. İşte böyle olunca benden değil diyoruz, Rabbimizdendir. Teşekkür ederim Seher Hanım. Son bir hacamat eğitimimiz var. Onu da sizlerle kısa zamanda yapalım. Mizacı öyle kapatacağız. Ama bu arada lütfen Seher Hanım ve diğer arkadaşlarım mizaç analizlerinizi bolca yapın. Günde en az 10 kişiye analiz yapın. Yanlış olduğunu düşünüyorsanız hemen bir daha gözden geçirin. Bir daha bir daha artık zaten yapabiliyorsunuz. Böylelikle kendinizi geliştirin. Hemen geliştirdikten sonra benimle bir iletişime geçin. Ondan sonra yavaş yavaş bu ilmi aktarmaya çalışın. Tamam. Her bir şehirde ben ne yapıyorum? Ustalar yetiştiriyorum. Arkadaşlar benim eğitimlerim şöyle geçer. Ben bilgiyi saklamam. Ben o insanı kendime bağımlı tutmam. Bana bağımlı kalmasın. Eğer ben o ilmi aktardıysam, anlattıysam, o eğitimi verdiysem artık ona benim gibi o eğitimi hakkıyla vermeli. Yani şunu da kısayım, öğrencim bilmesin, bu bilgiyi de saklayayım ya da eğitimi verdim, ücret aldım, hadi yolunu değil. Öyle bir şey yok. Onu yaptığın zaman senin onda hak edişin olmuyor. Allah o hak edişi elinden alır. Negatif yüklemeyeceğiz oraya. Tabii ki nefsani boyuttan gitmeyeceğiz. Ben usta öğreticiler yetiştiriyorum. O kalfa olarak bir ömür bana mecbur kalmasın. İnşallah Seher Hanım. Ve Cansın benden hocam, ayrıldıktan cansın. çok teşekkür ederim. Benden ayrıldıktan sonra benim aktardığım gibi aynı enerjiyle aktarabilmeli. İlmi öyle sevdirin ki arkadaşlar, bakın yine bir hadisi şerif. Ben böyle bilinçaltı, mizaç, hadisi şerif böyle çok acayip ortaya karışık giderim. Alışın lütfen bana. Çünkü akışta geliyor. Laf lafı açıyor. Ne diyor? Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şeriftir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Şimdi arkadaşım biri dedi ki bana, geçen yazdı. Hocam hatta buradan mı? Hiç hatırlayamıyorum da şu an. 4-5 ay sürüyor mizaç eğitimi. Ne yaptınız dedim ya. Şey 4-5 yıl. Çok özür dilerim. 4-5 yıl sürüyor. Bir ömür. Ya Kur'an-ı Kerim hafızları bile bir yılda Kur'an'ı hıfzedebiliyorlar. 6666 ayeti beyinlerine hıfzediyorlar. Sonradan bir de tefsire dönüşüyorlar. Tefsir okuyorlar. Bu ayetin anlamı ne diye. Bir Kur'an-ı Kerim 6666 ayet. Yani bir yılda bir normal bir insan için, şu an 40-45 yaşlarındaki bir insan rahatlıkla bir yılda muazzam bir Kur'an hıfzı yapabilir. Hıfzedebilir ve Kur'an'ı arkadaşlar okudukça da ne yapıyor? Zihin açılıyor. Onun da böyle bir güzelliği var. Biz mizaç terbiyelerinde hatırlayın ne yapardık? Burada olan arkadaşlar hatırlasın. Gözüm ağrıyor diyorsa kişi, diyorduk ki Kur'an'a bak, Kabe'ye bak, gökyüzüne bak ve yeşilliğe bak. Bir de anne babanın yüzüne bak. Neden? Çünkü gözün nuru bunlar, şifası bu. Şifa burada. Kur'an'a bakan bir kişinin gözü hep nurlanır. Ola ki bir negatife takılmıştır, istemeden bir şeye şahit olmuştur. Göz orada ne diyor? Kendini korumak adına ben sana hizmet etmek istemiyorum. Çünkü sen beni alanda bu uzvu sana verilen şekilde kullanmadın. Başka bir amaçta kullandın. Ben görmeyeceğim diyor. Kendini kapatıyor arkadaşlar. Ve yine kulak çok negatif duyduysa ne yapıyor arkadaşlar? Betül Hanım, Efendim? öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum da Tabii ki buyurun. Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı herkesin bildiği gibi sizin de söylediğiniz gibi 6666 ayet değil 6236 ayettir.
Bir görüşe göre öyle deniliyor ama bizim aldığımız ilme göre Şükrü Bey 6666 ayet diyebiliriz. Değil. Bunu söylence olarak ifade edilmiş. Gerçekte olan budur. Bunu araştırabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilerin çoğunda da bu tip doğru bilgilerin yanında eksik ya da yanlış bilgiler de var. Ayrıca ben bu hacamatla ilgili konuya da burada o kadar çok söylüyorsunuz da hacamatla ilgili konuyu da hekimlerin haricinde yapılması son derece sakıncalı. Tabii Sizin ya da ki. başkalarının Tabii ki. Hekim aynen onu ben belirtmek isterim. Hekim tarafından yapılmalı veya bir sağlıkçı olmalı. Ya da bunun ilmini aldıktan sonra illaki bir sağlıkçının yanında bunu bir şekilde yani sağlık sektöründe olmalı. Aynen. O konuya bunu katılıyorum. yapan kişinin de sağlıkçı olması gerekiyor Aynen, ve sağlıkçı olması, evet. benim ekibimde çeşitli doktorlar var ve bunlar acillerde de çalışmış. Bana geçenlerde de ifade etti ki bu hacamatla ilgili şeyler çok kötü ve insanlar bilmiyor. Evet. Acile gelen hacamat şeyleriyle çeşitli sorunları nedeniyle yan tesirleriyle gelen çok fazla sayıda insan var diyor. Ben de diyorum ki bunu açıkça söyleyin, toplum bunu bilmiyor. Herkes Aynen, hacamat bilinçsizce yapmaya yapılıyor kalkmasın. Şükrü Bey. Neticede tıbbi bir müdahale bu. Evet, çünkü bilinçsizce yapılıyor. Bir de mizaç ilmine göre yapılan hacamat şifa, diğeri sadece kişiye sağlıksız bir yaşam. Bunu ben açık açık belirteyim. Çünkü Bir de mizaç noktalarına göre kişinin dört element üzerine hani diyoruz ya hava, su, ateş ve toprak. Kişi bir eğer balgam ise zaten ne yapıyoruz? Çok hacamat onu önermiyoruz. Daha çok sülük tedavisi. Ve kişi eğer bir topraksa bacaklarında ağrıları çok olur. Buna da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bacak baldır kısımlarında 2-3 kupa. Ve yine kişi demevi ise işte en çok hacamatı şifa olarak akan bir elementtir. Hava elementi ve safra olan yani ateş elementi. Bunlara çokça şifa. bir de sağlıklı kişiye hacamat falan da yapılmaz. Bir keresinde böyle bir bayan konuşuyordum. O sağlıklı insan da 3 ayda bir hacamat yaptırılması yerinde olur dedi bana. Allah Allah dedim. Yok. Şimdi 3 ayda değil Şükrü Bey. Hacamat yapabilmesi için kişinin hallerine bakılır, analizi yapılır, terbiyeye konulur. Kaymaları varsa mizacında ona göre vücudunda soğumaları varsa zaten hacamatı önermiyoruz. Önce vücudunu ısıtmamız gerekir kırk terbiyede. Sonra hacamat o da belirli noktalarına yani mizaç ilmine göre mizaç noktalarına göre arkadaşlar. Burası önemli. Bir balgami hacamat yaptırıyor. Vücudu daha çok soğuyor. Ona kişiyi tanıyorum. Dedik ki hocam ben hacamat yaptırdım. Sağlıklı olmam gerekirken bana yaramadı. Şifa akmadı. Ne oldu? Arkadaş daha da çok vücudu soğudu. Üşümeler var ve şimdi farklı rahatsızlıklar yaşıyor. Ama önce ona ne gerekirdi? Vücudunu Bak, ısıtmak gerekirdi. Peygamberimizin zamanında bu hacamat yapılıyordu. İnsanlar şifada olabilirdi. Yalnız şöyle bir şey var. Allah bize akıl vermiş, fikir Evet. vermiş. Bunu kullanacak analitik zeka vermiş. Peygamberimiz şu anda olsa, gelse, bir sıkıntısı olsa gider, tıbbi olarak ileri analizler, tetkikler yaptırır. Bununla ilgili doktorlarda tedavi yapılır. Bu çok normaldir. Yani Peygamberimiz böyle ve İslam alimleri de ilmin öncüsü olmuş insanlardır. Bazı insanlar geliyor, tıbba gitmiyoruz da alternatif tıbba gidelim. Ya kardeşim, önce bir tıbbi olarak bak, bulamıyorsan git yani. Bununla ilgili Zaten olarak pek tahlil çok şey. yapılmadığı zaman Şükrü Bey, tahlil yapılmadığı zaman kişi ne bilsin kan değerleri nedir? İllaki bir Evet. tahlil görmesi lazım kişi. Hani analizini yaptın tamam her şey güzel. Tahlile göndereceksin kan değerleri kaç seviyede? Kan değerlerine bakacaksın düşük olan yani demir eksikliği olan bir insana sen git hacamat Siz ol dersen kan sen... değerlerine bakıyor musunuz? Efendim? Siz inceliyor musunuz? Siz kan değerlerine bakıyor musunuz? Tabii ki kan değerlerine bakılması gerekiyor. Siz hacamat Demir yapıyor eksikliği musunuz? soruluyor zaten. Kan değerleri soruluyor hacamat Tabii ki. yaptırılırken. Hı. Demir eksikliği olmazsa Şükrü Bey yani demir eksikliği varsa ona hacamata git demenin mantığı yok. Akletmez misin diyor. Kanla ilgili sorunu var. Sen bunu nasıl gönderirsin hacamata?
Onlara dikkat etmek lazım. Tabii ki haklısınız. Aynen. Teşekkür ederim. Yani her zaman için bilim öncelikli olmalı. Kişi bunda eğer bir şifa bulamıyorsa alternatife yönlenmesi gerekiyor. Aslında şöyle Bunu olmalı. ifade etmek İlimle için. bilimi birleştirip kullandığımızda çok güzel oluyor arkadaşlar. İlimle bilim bir dengedir. Ben 44 yıldan beri hem fizik hem metafizikle ilgileniyorum. Evet. Yani tek başına ne fizik ne metafizik. İkisi birlikte Olmaz. yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Aynen. Çünkü Teşekkür denge. Siz ederim. orada dengedesiniz. Bakın. Fizik, metafizik. İşte budur. De denge. Ben de hem elektronik mühendisiyim ben. Harikasınız. Dediğim gibi 44 yıldan beri bu alandayım ve çok sayıda eğitimler veriyorum. Hocalar yetiştiriyorum, şifalar veriyorum. Şimdi profesyonel şifacılık eğitimi de var. Bu alanda bu şekilde biraz dengeli olmak gerekiyor. Tek taraflı olmaması gerekiyor. Harikasınız. Peygamber Efendimiz ne diyor bize? Diyor ki bir kişi sağlıklı kalmak isterse ya da kilo almak isterse sıcakla soğuğu bir arada yesin. Burada ne anlamamız gerekiyor? Bakın mizacı anlatıyor. Nedir sıcak soğuk? Salatalıkla hurmayı bir arada yiyen kişi diyor sağlıklı olur. Niye? Salatalığın mizacı soğuk, hurmanın mizacı sıcak. İkisini aynı anda yerse kişi zayıf kişiler diyor kilo alır. Kilo almak istiyorsan böyle yap diyor. Ve bu dengedir. Aslında mutedil beslenmedir. Mutedil beslenme. Çünkü vücudumuzun sıcak ve soğukları vardır. İkisini aynı anda kullandığında denge. Tek kullandığında işte sıkıntılar orada başlıyor. Harikasınız Şükrü Bey. Sizin gibi düşünüyorum. Doğrudur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Çiğdem Hanım'ın sesini açıp hemen kapatalım. Evet. Soru var mı? Soru yok herhalde. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu 6666 ayetler konusunda. Şimdi benim de araştırmalarıma göre tabii ki bazı şeyler, düşünceler var. 6600'ün haricinde farklı 4-5 tane daha düşünce var yani ayet sayıları hakkında araştırdığımız zaman. Ama şu anda bizim ilmi hallerde gördüğümüz hap bilgi olarak herkesin kullandığı 6666 ayet geçiyor. Bunu Şükrü Bey ile ben tartışabiliriz ama bunu yani her seviyedeki insanla tartışamayabiliriz. Yani yanlış bir sonuca da gidebiliriz Kur'an konusunda. O yüzden Şükrü Bey ile biz tartışabiliriz ama bu ortamda bunu tartışmamız çok uygun değil. Çünkü zaten burada Kur'an'daki yanlışlıktan kaynaklanan ya da ayet sayılarının eksikliğinden veya fazlalığından olan bir şey değil. Mesela bazılarında besmele var. Bazılarında hani işaretler konuyor yani çiçek şeklinde. İşte hani Evet. cümlenin bitimine göre farklılıklar oluşuyor. O yüzden kaynaklanan bir sorun demeyelim ama o yüzden kaynaklanan sayı farklılıkları var. Yani Yani aynen şöyle Elif bu Hanımcığım biz yanlışlık de değil. Buyurun. 6666 ayet olarak biliriz. Orada bazı alimlerin görüşlerine göre besmeleyi çıkarmışlar. Birileri besmeleyi ayet saymış, birileri saymamış gibi gibi ama benim İmam Azam'ın hıfz ravisine göre almış olduğum Kur'an ilminde Peygamber Efendimiz'den sahabelere geldiği gibi ve oradan da direkt bize aktarıldığı gibi İmam Azam'ın hıfz ravisini araştırırsanız o Kur'an'ın okuması, o kıraati hiç bozulmadan direkt hıfz ravisi bize aktarmıştır. Bunu benim aldığım ilim bu arkadaşlar oradaki kıraatin hiç değişmeden. Yani hani biz de ne yapıyoruz Türkçe'de? Edebiyatta cümlenin sonuna nokta, nefes al ya da virgül işte yarım nefes al ya da ünlem gibi. Kur'an-ı Kerim'in de böyle kıraatleri vardır, okuma şekli vardır arkadaşlar. O kıraatlerde hiç değişmeden aslında hani Peygamber Efendimiz'den geldiği gibi bize verilen bir ilim var. Medrese eğitimi aldım arkadaşlar, ilahiyat geçmişim var ve ben
İmam Azam'ın Hıfz Ravisi'ne göre almış olduğum ilimde 6666 ayet diye biliriz ve böyle de gideriz. Diğer arkadaşların da görüşlerine saygı duyarız. Onların ilginç bakış açısı. Tamam mı arkadaşlar? Hocam elimizde Kur'an varken aslında bu kadar tartışmaya hani gerek yok. Gayet bir bilgi değil. Yani Kur'an var, herkes açıp bunu sayabilir. Her şey o kadar zaman ayrılırken bu ayetler niye sayılmasın? Hani hepsinde besmele var veya yok diyorsak en fazla 114 ayet fark eder. Yani alınan ilim, eğitim, İslam eğitimi muhakkak önemli de yani çok ciddi bir İslam eğitimi alınmasa bile ellerde Kur'anlar açılıp sayılabilir. Yani bu kadar şey değil bu. Yani zor bir şey değil. Uzak kayıp bir bilgi değil bize. Yani Havva Hanım tam olarak anlamadım. Hani Yani 6666 veya 6236, hani demek istediğim bu, yani rivayetlerle gelecek bir bilgi olmasına gerek yok bunun. Elimizde Kur'an var zaten diyorum. Yani açılıp sayılabilir bu. tabii Ayet ki sayısı sayıldığında hesaplanabilir. zaten çıkıyor ortaya. 6666 ayet çıkıyor. Saydınız mı? Evet. Evet. Sıralanışına göre Ben ki ben de 6666 uyandığını biliyorum yani, o yüzden daha az olduğunu yine biliyorum kabul ben de. etmiyorum bunu. Ben yine kabul etmiyorum bunu. Şimdi 6236 diye buna 113 tane süre başlarındaki besmeleri eklerseniz 6349 ayet ediyor o zaman. Hocam Yani biz burada tartışalım bu 6600 olan konuları hiçbir özel şey yok olarak. yani. Hocam şu Yani an biz Betül Hocam'ın ilminden faydalanmak istiyoruz. Bu konuları sonra evet, tartışsak. lütfen. Bazen donup kalıyor Özel içimde deyip bunu. tartışabiliriz Şu anda mesela. konuştuğumuz konularla bunun bir alakası yok. Bu Aynen. bence tartışmaya açık bir konu da değil. Şükrü Bey, bunun yeri burası da değil. Yok, Müsaade bence de öyle. ederseniz, evet lütfen. Hocamızı dinleyelim. Zaten vaktimiz kısıtlı. Yani bu konunun da tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum. Zaten burası da değil. Teşekkür ederim. Hocam lütfen buyurun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle düşünün, ayet Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine, ayetlerine baktığımız zaman arkadaşlar, Kur'an ancak mümine şifadır. Yani o evrensel Kur'an-ı Kerim ancak mümine şifadır. Kişi çok başka boyutlardayken gelip o Kur'an-ı Kerim'le de bir şeyler yapmaya çalışır ve der ki neden olmadı? Çünkü mümin misin? Başka bir yerde misin? Allah'la iletişimin nasıl? Evet, evrensel bir kitaptır. Ama Rabbül Alemin diyor, ben bu Kur'an-ı Kerim'i alemlere rahmet diye gönderdi ya, rahmettir. Herkesin rehberidir arkadaşlar. Yalnız inananlara, müminlere şifadır. Bunu belirteyim. Birçok görüşte insanlar olabilir. Ayetleri farklı yorumlayabilirler. Onların ilginç bakış açısı. Biz ne yapıyoruz? Biz bunları konuşmuyoruz arkadaşlar. Kur'an'ın mümine şifa olduğunu, Kur'an'ın bize nur olduğunu, Kur'an ilmine bakarken Kur'an'ı okumayı dahi bilmiyorsak, tek bir harfine baktığımızda gözümüze nur olarak aktığını mizaç ilmi bize söylüyor. Kur'an'a buradan geldik. O sebeple arkadaşlar, evet, birçok tefsir yazarları vardır, birçok görüş ayrılıkları olmuştur. Ama bildiğimiz kadarıyla, yani benim aldığım ilme göre ki çok güveniyorum, 48 yıl, 50 yıl ilim aktaran bir, size şöyle diyeyim, artık kurretil ayn. Ne demektir kurretil ayn? Biz böyle bir hocadan, İbrahim Tanrı kulu diye muazzam bir imamdan ilim aldık. Hafızlar yetiştirmişti. Onun yetiştirdiği kız hafızlardan biz birebir bu Kur'an ilmini aldık arkadaşlar. Kurretil ayn demek artık Kur'an'ın bütün kaidelerini, hat ve kıraatlerini ezbere bilen ve uygulayan tam bir imam. Yani bütün imamları yönetebilecek bir
insandan söz ediyorum. İbrahim Tanrıkulu. Bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Binlerce hafız yetiştirmiştir. Binlerce Kur'an ilmi tek bir harf için dayak yediğimizi biliriz. 22 yaşındaydım. Sadece ayın, ayın harfini çıkaramadım. Dedik ya ayın. Oradaki ayın harfi ya da idgal misal mahal günle ya da diğer işte Türkçe'de bizim edebiyatta geçen ama Kur'an'da da işte onun da kaideleri olan o naif güzel ilmin arkadaşlar hakkını vermezseniz dayak da yiyorsunuz. Tek bir harf için dayak yediğimi bilirim. Kur'an-ı Kerim çok öyle kolay bir ilim değil. Herkesin anlayabileceği de bir ilim değil. Evet, bütün evrene gönderilmiştir ama onun frekansında olan ancak onu anlayabilir. Yani ehli ancak onu anlar. Onu demek istiyorum. O sebeple ehlinden biz bu ilmi aldık. Bu ilim için tek bir harfi için kavga çıkartabilirim. Onu söyleyeyim. Mesela ra harfine re derler. Hatta Bismillahirrahmanirrahim derler. Rahmanirrahim diye bir şey yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Yani tek bir harf bile çok kıymetlidir. Mana değiştiriyor. Nasıl ki işte oku sen de baban gibi virgül eşek olma. Oku sen de baban gibi eşek olma. Nasıl mana değişti? Aynı şey. O sebeple ben Suadiye Tuğla Kız Kur'an kursu vardı İstanbul'da arkadaşlar. 7 katlıydı. Bakın boğazdan gelir. Boğaz çakrasıdır. Ben H harfini çıkarabilmek için 7 katı çıkar, koşarak iner, çıkar, iner çıkardım. Yorulduğunda ne yaparsın? İşte bu. Bakın boğazdan gelir. O sebeple her bir harfin mahreç yerleri vardır. Mahreçlere dikkat edilmeli. Kur'an ilmi çok başka boyutta konuşulmalı arkadaşlar. Hani bunun hakkını vererek okuduğumu düşündüm, biliyorum. Çünkü takdiri de aldık. Onunla ilgili belgelerimizi de aldık. Eğer almasaydık, Hanım. efendim. Bu Türkiye'deki normal Türkçe konuşan insanlar için bu H harfi derler de bu F demeleri çok zordur. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Arapların dili çok yatkındır Şükrü Bey, katılıyorum. O yüzden bir hocam anlatmıştı, hiç unutmuyorum. Konu artık buraya gelince şu, Allah rahmet etsin hocama, 2 yıl önce Rahman'a gönderdik. Nurlar içinde yatsın. Kızım dedi, ben bu ilimleri size veriyorum. Türkiye'nin bütün her yerine götürüp gezdirin. Eğer bu ilimleri siz aktaramazsanız vebal olarak kalır. Araplar Kur'an-ı Kerim okurken başlarına bir örtü alırlar. Beyaz bir örtü. Yüzlerini kapatırlar. Bunu hocamız bize şöyle anlattı. Hikmeti neymiş? Araplar o kadar güzel mahreçlere dikkat ederler ki Kur'an-ı Kerim'i okurken adeta kendilerinden geçerler. Bizim gibi böyle şiir gibi işte bir mevlütte bir ölünün arkasında bir cemaatle okumak değil. Onlar Kur'an'la hemhal olurlar. Araplar okuduklarında mahreçleri o kadar güzel çıkarırlar ki o mahreci yerinde çıkarmak için ne yaparlar? Dudakları yer değiştirir. Ağızları yamulur. İnsanlar korkmasın diye o yüz şeklinden, mimiklerinden karşı taraf etkilenmesin diye başına bir bez kapatılırdı. Ama biz ne yapıyoruz? Biz alıyoruz, direkt okuyoruz. Hiç mahrece hiçbir şeye dikkat etmeden arkadaşlar bunları öyle yapıyoruz maalesef. Şükrü Bey doğru diyor. Arapların lisanı çok yakındır. Çünkü Arapçadır ya. Çok çok yatkındır. Sesleri, mahreçleri, boğaz harfleri. Şükrü Bey bu ilimle ilgileniyor. Çok evet, aynen haklısınız. Bizim için zordu. Ben 7 katı çıkarırken koşup gelip 7 kattan sonra o H harfini, ayın harfini, H, ayın harfini çıkarırken bir Arap tek bir kere de çıkarabilirdi. Değişebiliyor yöreden yöreye, işte ülkeden ülkeye değişebiliyor. Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Aylin Nisa Hanımcığım. Buyurun lütfen. Şimdi ben de medresede kalırken
Ayın harfini çıkartamıyoruz. Sadı çıkartamıyoruz. Aslında konuşmalarımızda, imalarda, hani Türkçe'de telaffuzumuzda bir aynı kelimeyi söylüyoruz. Mesela alim yazıyoruz. Alim derken eğer ki onun üzerine yumuşatıcı koymadığımızda ne oluyor? Alim oluyor. Mana değişiyor. Aynen. Evet, mana değişiyor. Onun Evet. gibi sat harfini çıkartırken mahreç dersinde bizim de böyle çok şey ne çelebiydi? Çırpanlı Hoca Efendi'nin talebesi bir talebelerinde yetişmiş bir hocam vardı. Mahreci çok mükemmeldi. Evet. Tecvidi, talimi, kıraatları, 7 kıraatı da almış bir hoca hanımdı. Sat harfini çıkartırken çocuklar dedi, köyümüzde merkep gördünüz mü? Gördük hocam. Tamam, merkepler dudağını nasıl yapar? Evet. Dudağını burnuna değirirmiş gibi koklar, değil mi? O şekilde yapıp S harfi çıkart. Hepimiz kahkahayla gülüyoruz. Çocuğuz Evet. 11-13 yaşlarındayız. Ve gerçekten de sat harfini çıkarttık. Bu şekilde ayın harfine geldik. Ayın harfini kimse çıkartamıyor. Normalde çıkartıyoruz. Konuşurken hepimizin çıkarttığı bir şey. Ama hocamız örnek olsun diye yanlış hatırlamıyorsam böyle boğazımdan sıkıyormuş gibi. A de kızım, A de kızım, A, A, A. Çıkmıyor. A çıkıyor. Evet. Tam böyle gırtlağıma parmaklarını koydu. E, A, E, A birden çıktı. Ya. İşte dedi yani. İlim Ses çok bizim başka. ima ettiğimiz aslında sestir, harf değildir bunlar. 3 tane H var. Bu 3 H'nin seslerinin yeri hepsi farklı. Aynen öyle. Yıllar geçti talebeliğimden. 30 yıl sonra bir çocuklar arasında duyuyorum. Oğlum talebe yurtta kalıyor. Anne benim bir şikayetim var. Hocamız bize köpek sesi çıkartıyor. Çıkarttırmak istiyor. Köpek sesi çıkartacaksın. Hırlayın, hırlayın, hırlayın. Tamam bir çıkart bakalım. Hangi ses çıkacak oğlum? Anne üzeri noktalı H harfi çıktı. Tamam hocam, oğlum dedim. Hocan doğru yolda. Evet. Yani harfin, sesin, telaffuzunun çıkacak yerini bilmiyorsa çocuklara bu şekilde örneklerle sesi tek seferde çıkarttırabiliyor. Doğrudur. İlmi Evet veren arkadaşlar, bu ilim çok güzel bir ilim tabii ki de, ama uzun, çok uzun anlatılır. Burada tabii ki mümkün değil. evet, evet. Çok Allah razı olsun hocam. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz. benden değil, Rabbimden diyelim. Hocalarımızdan da, rehberlerimizden de, sizlerden de razı ve memnun olsun. Şefaatlerine ulaştırsın. Amin. Hayırlı Evet, akşamlar. arkadaşlar hazırsanız meditasyona geçelim. Yarın herkes işe gidebilir. İşe giden arkadaşlarımız var. Çok fazla bu gece sizi ekranlarda tutmak istemiyorum. Harika bir meditasyon yapacağız. Herkes lütfen bardaklarını su doldurup alsın. Hatta çokça doldurabilirsiniz. Ev halkı da kullansın diye. Oraya niyetinizi katın arkadaşlar. Hocam ben kaçırdım. Ne niyeti yapacaktık? Niyet ediyorum bu akşam yapacağımız bu çalışmada vücudumun, bedenimin, ruhumun, kalbimin, bütün hücrelerimin dengede kalmasına ve şifalanmasına. Suyunuza kodlayın arkadaşlar, şifanın akması için. Herkes rahat edebileceği bir yerde otursun arkadaşlar. Bugün ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Günü güzel kapatmak adına ne olduysa bizim hayrımız oldu. Bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi burada benimle bu çalışmada bütün bedenin şifalanmasına, kimin neye ihtiyacı varsa ihtiyaçları gideren Rabbimizdir.
Bilinçaltımızdaki negatif kod kalıplardan kurtulmaya. Negatif kod kalıpları dönüştürmeye. Bütün hücrelerimizin şifalanmasına. Bize katkı olmayan, bize hizmet etmeyen bütün duygular, düşünceler, hislerden arınmaya ve alanımıza pozitif enerjiyi, şifa nur enerjisini, sağlık enerjisini, anda kalmayı, hay enerjisini, hayat bulmayı, diri olmayı, canlı olmayı niyet edip çekiyoruz, Rabbimizden talep ediyoruz. Bizi huzursuz eden bütün duyguları şimdi şu anda serbest bırakıyoruz. Omzumuzdan, başımızdan, belimizden, kollarımızdan, omurgamızdan akıp gitmesine izin veriyoruz. Serbest bırakıyoruz, izin veriyoruz, serbest bırakıyoruz. Evet. Rahatlayın, gevşeyin. Derin bir nefes alın. Arkanıza yaslanın veya uzanın. Şimdi burada benimle bu yolculuğa çıkarken bu meditasyonu hissederek ve inanarak yapmanızı sizden istiyorum arkadaşlar. Sadece ve sadece dinleyin ve sözlerin zihninizi sarmasına izin verin. Çaba göstermenize gerek kalmadan dönüştüğünüzü görecek ve zamanla olumlu etkilerini hayatınızda deneyimleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Derin bir nefes alın. Aldığımız derin nefesle kendinizi anda kalmaya odaklayın. Her aldığınız nefeste daha da derinleşin ve daha da derinleşin. Sadece ve sadece nefesinize odaklanın. Nefesinizde hay ve hu enerjisinin esmasının olduğunu bilerek aldığınız nefesin sıradan bir nefes olmadığını fark edin. Çekin tekrar bir derin nefes. Nefesinizi tutun, içinizde gezdirin. Ve içinizde gezdirdiğiniz nefesin bütün hücrelerinizi şifalandırdığını imgeleyin. Yavaşça nefesinizi verirken rahatlayın, gevşeyin ve derinleşin. Yaradan'ın Vedud esmasının sırrıyla sınırsız sevmeye, sevilmeye ve sevgi dolu insanların hayatıma girmesini, takdir görmeye ve beğenilmeye, sevgisini cömertçe gösteren ve pozitif enerji saçan insanların hayatıma girmesine, Yaradan'ın Vedud esmasının tecellisiyle izin veriyorum. O yarattığı mahlukatını pek sevdiği ve aynı zamanda da kullarını rahmetine ve rızasına erdirdiği sevgi ve muhabbet esması ile bilinçaltımda birikmiş tüm olumsuzluklardan arınmaya
İzin veriyorum. Nefesinize odaklanın. Gevşeyin, rahatlayın. Vedud esmasının sizde tecelli ettiğini hissedin, fark edin, kabul edin. Şimdi Yaradan'ın selam esmasının sırrıyla korkusuzca yaşamaya, güvenli ve huzurlu yaşamaya, anın içinde huzurlu olarak var olmaya, her şeyi muhafaza edip kendine sığınanı koruyan, koruyup gözeten selam esmasının tecellisiyle bilinçaltımda birikmiş tüm olumsuzluklardan arınmaya izin veriyorum. Selam esmasının tecellisi şu anda size zuhur etmiş bir durumda. Sıkışmış bütün duygulardan arınıyorsunuz ve selamete çıkıyorsunuz. Hissedin, fark edin. Yaradan'ın şafi esmasının sırrıyla bedenimin sağlıklı, güçlü ve enerji dolu olmasını, geçmişimin duygusal yüklerinden kurtulmaya, yarattığı mahlukatının maddi ve manevi her türlü hastalığına şifa veren, her türlü derde deva veren Şafi esmasının tecellisiyle bilinçaltındaki birikmiş tüm olumsuzluklardan, kod kalıplardan arınmaya izin veriyorum. Ya Şafi, ente Şafi. Ya Şafi, ente Şafi. Ya Şafi, ente Şafi. Yaradan'ın Rahman esmasının sırrıyla değişik fırsatların karşıma çıkmasını, ruhumun sesini dinlemeyi, hedeflerime ulaşmaya, hayattan keyif alarak yaşamaya, zihnimin dinginleşmesine, dünya ve ahirette Allah'ın sevgili kulu olarak Rahman esmasının tecellisiyle bilinçaltımdaki birikmiş tüm olumsuzluklardan arınmaya izin veriyorum. Benliğimdeki tüm olumlu yöndeki değişim ve dönüşüme izin veriyorum. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Yaradan'ın Rauf esmasının sırrıyla kendime duyduğum özgüvenin ve öz saygının artmasına, kendimi dürüstçe ve güzel bir şekilde ifade etmeyi Rauf esmasının tecellisiyle kalbimde şefkat,
Ruhumda letafeti hissettiğimi kabul ediyorum. Yara uf, yara uf, yara uf. Yaradan'ın müheymin esmasının tecellisiyle kendimi güvende hissetmeyi ve güvende yaşamayı, bütün varlıkları gözetleyen, koruyan, ilmi ve kontrolü altında tutan ve himaye eden müheymin esmasının tecellisiyle kabul ediyorum. Yaradan'ın mecid esmasının sırrıyla koşulsuzca sevilmeyi ve koşulsuz sevmeyi, insanlar arasında izzetli ve sevgiyi artıran mecid esmasının tecellisiyle kabul ediyorum. Ya mecid, ya mecid, ya mecid. Yaradan'ın hay esmasının sırrı ile sağlıklı olmayı ve bedenimin uyum içinde çalışmasını, esmasının daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten gerçek hayat sahibi hay esmasının tecellisiyle kabul ediyorum. Ya hay, ya hay, ya hay. Yaradan'ın latif esmasının tecellisiyle ben huzurum. Errahim esmasının tecellisiyle ben sevgiyim. Şafi esmasının tecellisiyle ben şifayım. Elkerim esmasının tecellisiyle ben bereketim. Elbaki esmasının tecellisiyle ben sınırsızım. Sadece buraya ait değilim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. El-Vahid esmasının tecellisiyle ben her şeyle birim. El-Vahid, El-Vahid, Zülcelal vel İkram esmasının tecellisiyle ben hayatın ikramıyım. Şükürler olsun. Ya Zülcelal vel İkram. Ya Zülcelal vel İkram. Ya Zülcelal vel İkram. Hayatın ikramıyım.
En nur esmasının tecellisiyle ben ilahi ışığım ve yeryüzünde halifeyim. En nur, en nur, en nur. El evvel ve el ahir tecellisi esmasının tecellisiyle ben sonsuza manfetim. El evvel, el ahir. El evvel, el ahir. El evvel, el ahir. Ya Muhyi esmasının sırrıyla şu anda bereket kapıları açılıyor. Güzel enerjiler beni sarıyor. Hayatım mutluluğa doğru dönüşüyor ve varlığım huzur buluyor. Ya Muhyi, ya Muhyi, ya Muhyi. Mafi esmasının sırrıyla şu anda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Kalbime sevgi ve merhamet doluyor ve tüm hücrelerim şimdi şu anda şifa buluyor. Ya mafi, ya mafi, ya mafi. Fettah esmasının sırrıyla şu anda benim için tüm kapılar açılıyor. Hangi kalpleri fethetmem gerekirse, hangi ilimlere ihtiyacım varsa, Yüce Rabbimin izniyle Fettah esmasının sırrıyla fethediyorum. Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah. Hafız esmasının sırrıyla şu anda korunuyorum, güvendeyim ve sakinim. Ya hafız, ya hafız, ya hafız. Mani esmasının sırrıyla beni engelleyen tüm zihinsel programları iptal ediyorum. Ya mani, ya mani, ya mani. Kerim esmasının sırrıyla hayatının değişmesine ve güzelleşmesine izin vermeyen, beni mutsuz eden tüm zihinsel programları iptal ediyorum. El Kerim, El Kerim, El Kerim. Vekil esmasının sırrıyla cesaretimi kıran ve özgüvenimi kısıtlayan tüm zihinsel programları iptal ediyorum. Ya vekil, ya vekil, ya vekil. Gani esmasının sırrıyla bolluğumu ve bereketimi ve maddi kaynaklarımı kurutan tüm programları iptal ediyorum. Ya Gani, ya Gani, ya Gani. Azim esmasının sırrıyla beni endişeye sürükleyen ve huzurumu kaçıran tüm zihinsel programlarımı iptal ediyorum. Ya azim, ya azim, ya azim. Hamid esmasının sırrıyla destek vermeme,
ve takdir edilmeme engel olan tüm zihinsel programları iptal ediyorum. Ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. Alim esmasının sırrıyla beni büyüten ve geliştiren güzellikleri kendine çeken, bereketli düşünceleri zihnime alıyorum. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Mütekebbir esmasının sırrıyla beni mutlu eden, huzur veren, rahat ettiren ve neşe veren düşünceleri zihnime alıyorum. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ya mütekebbir. Cebbar esmasının sırrı ile bana cesaret veren ve özgüvenimi artıran düşünceleri zihnime alıyorum. Ya Cebbar, ya Cebbar, ya Cebbar. Cami esmasının sırrıyla sevmeyi ve sevilmeyi davet eden düşünceleri zihnimde topluyorum. Ya cami, ya cami, ya cami. Vahid esmasının sırrıyla ilahi kaynaktan gelen ve bir olduğumu hissettiren düşünceleri zihnime alıyorum. Ya Vahid, ya Vahid, ya Vahid. Kuddüs esmasının sırrıyla artık zihnim duru, bir göl gibi tertemiz, berrak. Ya Kuddüs, ya Kuddüs, ya Kuddüs. Rafi esmasının sırrı ile artık zihnim huzurlu bir rüzgar gibi doğru bir akışta. Ya Rabbi, seni tarif eder bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-ül Hüsna'na şahit yaz beni. Allah sensin. Allah'sın sen. Allah sensin. Sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendendir çarem. Senledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Ol dersin, oluverir. Kün, feyekün, aktif. Kün, feyekün, aktif. Gün fekün aktif. Esma-ül Hüsna'nın 99 ismiyle Yaradan'a niyazda bulunduk. Ve bilinçaltımızı Esma-ül Hüsna ile yeniden programladık. Anda ve akışta şifa akıyor. Tepe çakranızdan içeriye doğru.
Bembeyaz bir nur akışını hissedin şimdi. Fark edin, hayal edin, imgeleyin. Alıp kabul edin. Bembeyaz nura dönüşün. Işık gibi. Auranızı, eterik bedeninizi, zihninizi, enerji bedeninizi, ruhunuzu, kalbinizi, tüm hücrelerinizi o bembeyaz nur şifa enerjisinin sardığını hayal edin şimdi. Çok güçlü bir auranız var. Auranızdaki bütün yırtıklar tamir edildi. Hiçbir tane yırtık kalmadı. Çok kalın ve güçlü bir auraya sahipsiniz. Korunuyorsunuz ve güvendesiniz. Esma-ül Hüsna'yla rezone halindeyiz. İlahi kaynaktan Yüce Yaradan'ın şifa nur eliyle şimdi tepe çakramızdan adeta bir şelaleden akarcasına bembeyaz bir nur şifa enerjisi akıyor alanımıza. Fark edin, hissedin, alıp kabul edin. Bembeyaz bir nur şifa enerjisi. Şükürler olsun. Gün pek. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Şifa olsun arkadaşlar. Zeynep Hanım teşekkür ederim. Evet. Uyuyakalanlar var mı arkadaşlar? Şifa nur suyunuzu alın. Benimki her zamanki gibi yine köpürcük köpürcük oldu. Muazzam güzel. Hocam ben bir Evet. bölüm uyudum, tekrar uyandım sesle. Harika. Bismillahirrahmanirrahim. İçelim suyumuzu, şifa niyetine. Yavaş yavaş için, yudum yudum. İçerken o yumuşaklığı hissedin. Aa, bu hayat suyu içiyorum. Şifa nur suyu içiyorum. Zemzem suyu içiyorum. Bu suyu içtiğim zaman bütün hücrelerim şifalanıyor. Hocam Aynı bardağımı enerjiyle. sürahi mi mavi, mavi sürahi ve bardak aldım. Harikasınız Hayrun Nisa Hanımcığım. Suyun enerjisine çok coşturur. Suyun enerjisine çok uyumludur. Su maviyi çok sever. Cam, mavi sürahi ve bardak bulursanız alın. Çok Evet, güzel buldum suyun çocuğum. moleküllerine uyumlu. Ya 3-4 Evet yıldır arkadaşlar, arıyorum neler hocam, hissettiniz? hayalimdekini buldum. Güzel. Neler hissettiniz? Anlatmak ister misiniz? Çok güzeldi hocam. Sanki kalbim ilk defa yeni çalışıyormuş gibi, yeni Oo, doğmuşum harika. gibi. Çok şükür, bin şükür. Bizden Yani değil, Yüce Rabbimizden. kalbimden bir tek kalbimi duydum. Yani sanki nefesimi de kalbimden aldım. Evet. Yani her esmadaki gittiğim alanlarda, her yerde kalbim ön plandaydı, nefesim arkasında. Bedenim tamamen yoktu sanki. Yani o kadar hafif ve rahattım. Harika. Şifa olsun Ayrun Nisa Allah Hanımcığım. razı olsun. Çok teşekkür ederim.
Her yenileniyoruz, her an yenileniyoruz ama bunu hani Kur'an-ı Kerim'i mümin olan algılayabiliyorsa, anlayabiliyor ve yaşayabiliyorsa her an ölüp her an dirildiğimizi de bunu yaşayıp anlayabilen algılayabiliyor. Yani ben hani şey gibi olmasın, yanlış anlaşılmaya girmesin. Ölmüş, geri dirilmiş biri olarak organ nakli olmuş, kalp durmuş, tekrardan kalbi çalıştırılmış. Sonra tekrardan kalp krizi geçirmiş ve tekrardan hayata dönmüş biri olarak bunu bedensel olarak da yaşadım. Aslında her nefeste yaşıyoruz. Alıyoruz, verince ölüyoruz. Halbuki bunu fark etmiyoruz. Aynen Tekrardan bu. aldığımızda yaşıyoruz. Diri ve diriltici. Hay Hu. hu. Harikasınız Hayrünnisa Hanımcığım. Çok güzel hissettim. Allah razı olsun. Varlığınıza şükürler olsun. Şükürler Bütün olsun. arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, bütün insanlara özüne dönüp özünü anlayabilen, yaşayabilen olmayı nasip etsin. En güzeli bu. Amin. Amin. Yolculuğumuz hep beraber olsun. İki cihanda da ayırmasın Rabbim. Amin. Teşekkür ederim Perihan Hanım. Çok güzeldi. Hayrünnisa Hanımcığım size de teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Hayrünnisa Hanım'ı gerçekten her birimiz örnek almalıyız. O kadar engebeli yollara rağmen yine de Yüce Yaradan'la bir bütün olmayı seçiyor ve bütün çalışmalarda görüyorum. Şifanın Yaradan'dan aktığına inandığı için bütün kalbiyle organlarını da oraya dahil ederek şifanın Allah'tan aktığına hepimiz öyle inanırız ama hani biz olsak belki de bu kadar azmedemezdik. Şükürler olsun Hayrünnisa Hanım bu yaşta bu kadar semptomlara rağmen bu kadar seviye tespit sınavlarında o kadar güzel geçmeye gayretli ki işte bunun adı çabadır. Biz sizin kaderinizi çabanıza bağlı kıldık. Ve size Ya ancak çabaladığınız kadar verilir. Bu her kadar. şeyimde mesela ameliyatımda bu hani mücadelemde diyeyim Rabbimin verdiği hediyeler olarak görüyorum, arkadaşlar olarak görüyorum. Herkese bir imtihan vermiş diyor ya insanlar. Rabbimiz bizi imtihan etmez aslında. İmtihana tabi olacak güçte değiliz zaten. Evet. Her yaşadığım deneyimlerde yani ateistinden tutun çok takva sahibi imanı, itikadı kuvvetli kişiye kadar hiç fark etmeksizin biz hiçbir şey anlamadık. Sen nasıl yaşıyorsan öyle yaşamaya devam et. Senin manevi bir koruman var ki bu kadar çok mucizeler, sırlar yaşadık ama gördüğümüz bu başka bir şey. Evet. Etrafında bir koruma çemberi var, kalkanı var, alanı var. Bunu anlayabilen anlıyor. Başka hiçbir şeyim yok. Şükürler olsun. Öyle Şükürler olmasaydım olsun. olmazdım. Evet. Öyle düşünerek Rabbimle bağlantıdan ayrılmamaya gayret ediyorum. Yani sonuçta bir Şükürler olsun. yolculuğu Bundan daha güzel geldik. nasıl olur? Yani giderken de aynı huzurla gitmeyi istiyorum. Başka hiçbir dünya kaygım veyahut ki hırs Şükürler olsun. Evet arkadaşlar enerjiyi nasıl hissettiniz? Teşekkür ederim Hayrünnisa Hanımcığım. çok güzeldi hocam. Her zamanki gibi muhteşemsiniz. Varlığınıza şükran. Muhteşem olan sizlersiniz. Yüce Rabbimizin izniyle oluyor her şey. Allah Bizden de razı güzel olsun. haller ondandır. Şükürler olsun. Hocam mükemmel, anlatılmaz yaşanır. Harika. Katkı olabiliyorsam ne mutlu. Çok hocam, Allah razı olsun. Cümlemizden. Şu an enerji seviyeniz nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Harika hissediyoruz hocam. Şükürler olsun.
Evet, konuşmak isteyen arkadaşlar konuşabilir, seslerinizi açabilirsiniz. Eda Hanım bugün hiç doyamadım size demiş. Allah razı olsun. Arzu Hanım demiş ki kaçırdım. Hemen çete bakmam lazım. Evet, teşekkür ederim Zeynep Hanım, Esma Hanım. Esneme varmış Ayşe Öztürk Hanım'da. Gözlerden çok yaş gelmiş arkadaşlar. Bunun sebebi tamamen negatifi bırakmışsınız. Çok güzel bir şifa akmış. Esneme, gevşeme, işte sürekli hapşırma, tıksırma, mide bulantısı, bunun gibi haller olursa arkadaşlar, başta ağrı, gözde, vücutta ağrılar olursa negatifin çıktığı anlamına gelir. Bunu böyle bilelim. Hocam bugünlerde çok hastalık var. Bronşit, öksürük. Herkes evcek yatıyor. Hemen arınma yapın Fatma Hanım. Çok güzel arınmalar var. Hatta ben şey yapayım. Soğuk algınlığı ile ilgili göndereyim müzikleri gruplara. Onları dinleyin arkadaşlar. Soğuk algınlığı, grip ile ilgili çok güzel şifa veren frekans müzikleri var. Onları dinlediğiniz zaman frekansınız ona göre uyumlanıyor. O hastalık semptom denen ne varsa ortadan gidiyor. Ama bütün bunlar şifalanmamız içindir. Bunu biliyoruz. Aslında şifalanıyoruz, alıp kabul ettik. Evin arınması gerekiyordu. Vücudun, bedenin arınması gerekiyordu. Ev halkı böylece arınmış oluyor. Sağ olun hocam. Evet. Arzu Hanım teşekkür ederim. Çok güzeldi. Yaradanımızın Şifa Nur Enerjisi en güzel isimleriyle birleşince çok çok güzeldi. Allah razı olsun demiş. Muhteşem ötesi hissediyorum. Varlığınıza şükran. Hepimizin varlığına şükürler olsun. Rabbimiz bizi yaratıp yaşattığı günden bugüne kadar verdiği bütün nimetlere arşın ağırlığı adedince verdiklerine, vereceklerine şükürler olsun arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim Arzu Hanım. Sizin de ilminiz daim olsun. Perihan Hanım yine demiş muhteşem ötesi, bundan daha iyi nasıl olur? Çok şükür olsun. Evet. Doyum olmuyor. Sizlere de doyum olmuyor arkadaşlar. Benzer benzeri çekiyor. Ne kadar güzel. Çok şanslıyız. Gülçin Hanım ben teşekkür ediyorum. Evet, çok uykusuzuz demiş. Hemen uyuyun lütfen. Ben teşekkür ediyorum. Bu akşam sizi fazla tutmayacağım arkadaşlar. Tutmaya gerek kalmadı. 2 saat nasıl geçti hiç bilmiyorum. Sizlere doyum olmuyor. Yarın akşam yine birlikteyiz. Yine sizler için şifalı çalışmalar, şifa meditasyonları, anda akışta neye inanırsak onu yaşarız. Neyi çok konuşursak onu hayatımıza çekeriz. Şifanın Yüce Yaradan'dan aktığına niyet ederek bütün hücrelerimizin şifalanmasına, her birimizin şifasına vesile olmayı, Rabbimin beni sizin şifanıza vesile kılmasını ondan niyaz ediyorum, talep ediyorum. Kimlerin hayatına dokunabilirim? Ha, çok uyku halinin sebebi nedir? Arife Hanım demiş. İşte uyku hali ne demektir? Şöyledir. Beden artık negatifi bıraktığı için rahatlıyor, gevşiyor, uyku moduna geçiyor. Elhamdülillah şifa akmış, şükürler olsun. Betül Baran Hanım, Allah sizden de razı olsun. Seher Hanım, kalpler hepimize o kalbi Ya Latif esmasıyla dolduran, karşılıksız seven, sevdiren, karşılıksız veren Rabbimize şükürler olsun. Kalpleri evirip çeviren Allah hepimizin kalbini bir bütün ve dengede tutsun inşallah.
Evet arkadaşlar, genel itibariyle şükürler olsun ki güzel olmuş. O zaman ekranlarınızı açar mısınız arkadaşlar, resim alalım ve geceyi de çok uzatmadan hemen uyuyalım. Arzu Hanım, sadaka koyacağım bu karşılıksız afiyete. Vesileniz için çok teşekkür ederim demiş. Herkes minik bir sadaka koyabilir evindeki sadaka kutusuna. Aynen ben de bunu yapıyorum. İlmimizin idrakını artması için bundan daha güzel nasıl olur? Rabbim bu ilimlerin idrakını versin. Bununla birlikte arkadaşlar sokak hayvanlarına su, mama verebilirsiniz. Pencerenin kenarlarına bulgur parçası, ekmek kırıntıları dökebilirsiniz. Bunlar çok ufak olsa da gerçekten çok büyük iyiliklerdir. Bir de YouTube kanalımı takipte kalırsanız Instagram kanalımı alma verme dengesi adına çok güzel olur. Çok memnun olurum. Evet. Hazır mısınız? Çekiyorum. Peynir değil. Herkes gülümsesin. Harika. Bir de şu sayfayı çekeyim. Gerçi arkadaşlar gitti. Olsun. Olanlarla buradayız. Bir de şöyle çekeceğim arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir dakika arkadaşlar, şurayı bir hemen ayarlayacağım. Evet. Teşekkür ederim. Varlığınıza sonsuz şükran. Katıldığınız için, beni burada saatlerce dinlediğiniz için, ilk günkü heyecanla buraya oturduğunuz için, ilim meraklısı olduğunuz için, birçok şey için kıymetli yol arkadaşlarım. Çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Sizi her an sevdiğimi ve sizin için duacı olduğumu unutmayın lütfen. Bize ve bütüne bu çalışmalar katkı olsun niyet ediyoruz. Evet, sizi çok seviyorum. Allah'ın yardımı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Şifamız daim olsun. Hay enerjisiyle rezone olmaya niyet ettik. 99 esmasıyla zaten rezoneyiz ama hayat enerjimizi kaybediyoruz. O sebeple ya hay sürekli çekin. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Eğer yok ise de vedalaşalım. Yarın yine 22.00'da TR saatiyle buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, sanırım yok. O zaman Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm. Selamette kalın. Geceniz nur olsun. Rabbim her birimizin yar ve yardımcısı. Zor olanlar kolay olsun. Uzak olanlar yakın olsun. Görmediklerimizi Rabbim bize göstersin, bilmediklerimizi bildirsin, duymadıklarımızı duyursun. Kalp gözümüz açılsın, ilahi kaynaktan bize ilim aksın, gani gani, hak edişimiz bol olsun ve bu ilimlerin idrakını Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz, geceniz huzurla kalsın. Selametle arkadaşlar.